artık güç bela, korkak kamancısı. Birinci camadan ana yerken 3 numara cip var, tamam mı? Abi oradan buraya 17 knotla geldi. Rüzgarın değişiminden 5 saniye sonra tepki verir. Ha, anında tepki vereni var. Ama biz o anında tepki vereni alamıyoruz. Anında tepki veren hangisi? Biraz orsalayım. Ama direnmek şu. Şimdi bırakın dümeni. Bak bıraktınız, gidiyor rüzgara. Gitmesin, bu direnmek. Çok çok orsaladınız hocam, açın. Kavança yapsak? Yok, daha çok var. Siz orsaladıkça kavançanın süresini erkene alıyorsunuz. Ne kadar geniş açıda giderseniz o kadar geç kavança atmamızı sağlar. Çünkü hedef rüzgar altımızda. Gelibolu'dan Çanakkale Boğazı'na giriş yaptık. Ve devasa köprünün yanından da şimdi geçtik. Tabii merakımızdan geçen yıl buradan geçerken sadece ayakların temelleri atılmıştı. Ben de internetten araştırdığım kadarıyla, çünkü çok yüksek geldi ve merak edip baktım, tam 333 metre ayak yüksekliği var. Ve 2023 metrelik bir köprüden bahsediyoruz. Çok uzun süre tartışıldı ülkede yapılma sebepleri vesaire, ama bizim konumuz bu değil. Denizcilik anlamında da bize bir faydası ya da zararı da yok. Ve hava yaklaşık 23-24 knot, aşağı yukarı 27-28 knotları gördük az önce. Bu rüzgarda ve bu dalga boyunda bizim motorla seyretmemiz mümkün değil. Çünkü sallanmaktan perişan hale geliriz. Mecburen yelken yapıyoruz. Çanakkale Boğazı'nda yelken yapmak yasaktır, doğru. Ancak bir motor arızanız varsa, bir zaruri durum varsa yapabilirsiniz. Biz de ne zaman Çanakkale Boğazı'ndan geçsek zaten makinamız bozulur. Şimdi de bozuk. Öyle varsayın. Ve hızımız çok iyi. 8'in altına hiç düşmüyoruz. 9,5-10 knotları zorluyoruz. Biraz akıntının da faydası var tabii. Çünkü Poyraz akıntısı var ve Poyraz esiyor zaten. Bizim bu akşam tahminimiz Bozcaada'ya 9-10 gibi varmaktı. Ama VMG'miz yükselin ediyorum. 45 bin kadar bir yolumuz kaldı. Çanakkale Boğazı'nın seyrine gelecek olursak, amatör denizciler için bence kesinlikle oyun oynanmaması gereken bir geçiştir. Biz bu sularda büyüdüğümüz ve hepimiz bu coğrafyanın insanı olduğumuz için bize çok ekstrem gelmeyebilir, ama Akdeniz'in bütün kuşağında İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı seyirleri en zor seyirlerden bir tanesidir. Birçok riski barındırır. Özellikle Lodos'ta çok daha tehlikeli olabilir. Geçen sene yarış atıyla Eylül'de gelirken çok kuvvetli bir Lodos'ta Çanakkale Boğazı'na girmek zorunda kaldık. Ve çok zor bir seyirdi. Kıyıya çok fazla düşmekte risk var. Kıyı kıyı seyrinin daha güvenli olduğu gibi bir imaj olur bazen amatör denizcilerde, ama doğru değildir. Çünkü kıyıya ne kadar yakınsanız hatayı düzeltme hakkınız da o kadar kısa olur. Separasyon çizgisinin içindeyiz gemi trafiğinin. Ancak hep arkamızı kolluyoruz, çünkü biz gidiş yönünde olduğumuz için biliyoruz ki bir gemi bize arkamızdan gelecek. Ama Lapseki ile Gelibolu arasındaki gibi paralel kesen vapurlar var. Ve bir gemi gördüğümüzde acaba yol mu verelim, alır mıyız, öyle bir diyaloğa hiç girmiyoruz. Zaten kavançamızı atıp separasyonun güvenli bölgesine kaçıp gemi geçtikten sonra devam ediyoruz. Genelde biz hep Çanakkale Boğazı'nı gündüz geçme taraftarıyız. Çünkü birincisi hani görsel olarak büyük bir şölen. Özel bir yer, önemli bir yer. Anıtlığı selamlamadan geçmek istemeyiz hiçbir zaman. Ve doğal olarak her şeyden önce muhteşem bir yer. O yüzden gündüz geçip bunu bir şölen haline getiriyoruz kendimiz için. Çok keyifli bir seyir. Tahmin ettiğimizden çabuk varacağız. Pupa seyri olması çok büyük avantaj. Tekne bizi zorlamıyor, yormuyor. Az önce 28 knotlarda biz 10 knot süratle giderken bile burada neredeyse çay kahve demleyecek moddaydık. Bu da işin keyifli kısmı. Ama nihayetinde Çanakkale Boğazı seyrini lütfen kimse hafife almasın. Ya da çok güvenlik şartları oluşturulmadan teknelerle geçiş yapmış. Bunu söyleyeyim. Senden bir şeyler öğrendim, evet. Ya o hafta. Evet. Ondan sonra kendi videolarımı seslendirmeye, evet, başladım. Konuşurken ayrı, seslendirirken ayrı diye dalga geçiyorlar. Nedir bunun Allah aslı? Allah Allah. Yani ister istemez sonuç itibariyle seslendirme yaparken artikülasyona daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Ben şimdi daha fazla dikkat etmeye çalışıyorum. Hani
bir şey yapıyoruz. Bu doğal yani, normal olduğunu söyleyeyim. Normal yani, çok normal. Çünkü bir şey oluyor ama o niye öyle oluyor? Ağzını daha fazla açtığın için ses daha net çıkıyor olabilir mi mesela? Olabilir. O kadar basit yani. Değil mi? Bir de monitör var. Dudağımız çok sesi kapatıyor ya. Daha fazla artiküle ediyorsun, anlat. Ben hala kopyalaya gidiyorum, ufak öğreniyorum. Hep biz öğretmiyoruz. First AD ile o seyirden sonra işte bir İstanbul'da bir daha çıktık. Bir İstanbul'da ama çıktık. Ama kısa bir şeydi. Evet, ondan sonra ben maalesef yani çok ara verdin ya. Ya çok tutkuluyum ama yani önceliğim biraz başka türlü oldu. Olsun. Bir daha. Evet, artık evet. Şey yapacağız. Yani. Evet maalesef. Kovalayacağız öyle. Neredesin diye. Evet. Yoksa çok yani bana 365 gün 24 saat okey yani. Bu tekneyi beğendin peki? Çok sevdim. Ya tabii yani benim için deniz çok konfor demek değil açıkçası. Ne güzel. Aslında. Bu nüfusu arttırmamız lazım. Evet yani biraz ırgatlık yapmayı seviyorum ben. Yani bunda ırgatlık az. Bunda burada, eş az evet, yani. Yani. Bugün uzun zamandır ilk defa çıktığım için ben birazdan seyrediyorum. Hatırlamaya çalışıyorum gerçi ama baktığım kadarıyla yani diğer yaptığım başka teknelere göre çok daha... Bu daha keyif odaklı ama... Sakin. Evet. Falan. Dingin. Ama evet, durmak dingin. İçin daha güzel. Yani atıyorum hani durup biraz böyle doğaya karışmaya daha uygun. Çünkü o kadar harekete gerek yok. İşte daha yavaş yok, seyredebiliyorsun. Yok haklısın. Demin şeyi düşündüm. Şurada denizi seyrediyordum. Ben yaklaşık 4 aydır ilk defa. Daldın yani gittin. Dışarıya çıkıyorum bir kere her şeyden önce. Bir de denizin üstündeyim. Yani daldım gittim. Uçtum yani. O güzel. İnanılmaz bir dinginlik hissi, çok acayip bir şey. Sabah 6'dan 10'a kadar galiba makine yaptık. Yok, 12'ye 1'e kadar yaptık. 1.5'a kadar motor yaptık. Falan. Ondan sonra rahatladık. Bak 5.5-6 saattir. Mis gibi. Bir de yormuyor. Tamamen gündüz geçmek istiyorum. Evet. Çünkü ben 50 kere de geçsem o anıtlığı gündüz böyle görmek çok keyifli. Bir de muhteşem bir coğrafya anıtlığın dışında. Tabii. Ben ilk defa geçen sene karadan gezdim yarımadayı. Aşık oldum. Ya belki psikolojik ama duruyor ya. Yani. Yok. Var gerçekten öyle bir şey. Şarkıya yaklaşık 15 mil kaldı. Çok özel bir liman değil Şarköy benim için ama çok iyi balık bulduğumuz bir yer. Çünkü bir balıkçı barınağı var ve çok taze. Böyle devam ederse hiç yorulmadan Bodrum'a varacağız gibi bir imaj var. 17-18 nat hava esiyordu az önce. Gayet rahat, konforlu şekilde geliyoruz. Ama işte insanoğlu da konfora çok çabuk alışıyormuş. Ben de alıştım hemen daha bir günde. Hocam kaçıncı seyir oldu bu? Vallahi Atilla sayması zor. Tek tek saymam lazım. 6 mı 7 mi? Çok hani oldu İstanbul'da yani. Yaptıklarımızı zaten hiç saymıyorum. Ama uzun seyir. Uzun yol olarak da. Bir kere İstanbul 3, Bodrum 3 oldu galiba. İstanbul Bodrum 3 oldu evet. Ve seninle zaten ilk tanışmamız öyle bir seyirdi hatırlarsan. First Lady'den önceki First Fosforus, evet. Teknesindeydik ve çok keyifliydi. 2017'nin Haziran ayıydı. Bu sene inşallah Çeşme Marina'ya motorla girebileceğiz ilk defa. Evet, umuyorum. Çok maceralı seyirlerimiz oldu. Aşağıya doğru 3 kez, aşağıdan yukarıda bir kez geldik seninle. Bu sezon sonu aşağıdan yukarı gelecek miyiz bir daha? Bayağı. Evet, evet. Sezon sonu kimse gelmiyor. Ben gelirim. Ben buradayım. Say beni. Artı bir benim yani. Sağ ol. Süper oldu. Artı bir ben de varım vallahi. Sen söyle zamanı biz de geliriz. Tamam. Aynı ekiple yukarı çıkalım. Vallahi şahane. Aa, vallahi şahane olur. Tamam. İlanı kapattık arkadaşlar. Bu benim ilk uzun yolum ve bu pandemi sonrası süresince bunu yapmayı çok istedim. Hazır iş yok, güç yok. Herkes boş boş oturuyor. Bunu fırsat bildim ve sonunda internetten araştırmaya başladım. Ben Atilla'yı daha önce ne duydum, ne gördüm, ne tanıyordum. Bir gün Atilla'nın bir videosunu seyrettim YouTube'da. Sonra Instagram'daki profilini falan inceledim. Telefonla konuştum. Zaten ilk konuşmada Atilla'nın bana vermiş olduğu güven gayet rahatlattı beni. Daha sonra İstanbul'da bir gün buluştuk ve dışarı çıktık, denize çıktık günübirlik. Hem tanışmış olduk. Ve şu anda buradayım. Bu sabah 6'dan beri yoldayız. Bu benim dediğim gibi ilk uzun yolum. Ekip arasında en az tecrübeli olan benim yani bu konuda. Ama çok keyifli bir ekip. Gerçekten Atilla da harika bir insan. Sağ ol bu keyifli seyahat için Atilla.
Onun dışında tekne ana yelken açılmıyor, klima çalışmıyor, buzdolabı soğutmuyor. Gelmenize gerek yok. Yok, gerçekten çok güzel bir tekne. Zaten hayalimdeki teknenin aynı markanın aynı boyu. Çok istediğim bir tekne. İçinde olmayı ve Allah nasip ederse de bir gün almayı. Ezgim'den dümeni alabilirsek. Ama gerçekten çok teşekkürler. Ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Herkes çok keyifli. Hayır, ikinci inişim. Tamam, ama sen bir sürü de değişik tekneye de bindin. Gezer, yani Sirena'yı nasıl buldun? Bir kere sezonun bu ilk çıkışı olduğu için benim için zaten çok hani yani iyi bir yolculuk olacak. İlk çıkış İstanbul'dan Bodrum'a. Rota süper. Hava muhteşem, ekip zaten şahane. Her şeyden önce. Sirena'ya gelince çok konforlu buldum açıkçası Sirena'yı. Kamera son derece geniş, rahat, son derece konforlu. Yani geceyi marina'da geçirdik. Ben aslında hani terler miyim, kalır mıyım, kalmaz mıyım endişeleri içerisindeyken vallahi bebekler gibi mışıl mışıl uyudum bütün gece. Tatlı tatlı da sallıyordu o yüzden. Süperdi ama çok da rahattı yani, evet. O açıdan söylüyorum. Ondan sonra sabahleyin kalktım salonda işte yani mutfak bölümünde bir şeyler yapacağım. Hani çatal kaşık nerede? Tanrım bu mutfak ne kadar büyük. Oldum hani ta bir metre ötemde. Hani, her şey gerçekten çok rahat. Aşağısı son derece rahat bir kere. Havuzluk çok geniş, çok rahat. Gezi açısından ben son derece konforlu buldum. Kameralar güzel. İki tuvalet, banyo vesaire, onlar çok güzel. Şu anda dümene yeni geçtim. Hani ona adapte olmaya çalışıyorum ama hani dümen de çok güzel tutuyor. Yani keyifli bir yolculuk olacak. İlk gün böyle olduysa 6 gün sonra şahane bitecek diye düşünüyorum. Bugün şanslıyız rüzgardan. Bir sabah rüzgar olmadı. Ama şu an hava çok güzel ya. Yani. Hava muhteşem. Çok tatlı tatlı esiyor. Gayet güzel gidiyoruz. Hatta öyle güzel gitmeye başladık ki rotayı değiştirdik. Önce Marmara Adası derken sonra baktık ki güzel gidiyoruz. Rüzgar da çıktı. Hadi vuralım Şarköy'e dedik. Hızlanınca Şarköy. Yani. Aynen. O süper oldu. Süper oldu. Yani zamanlıca gideceğiz. Böylece yarın da kurtardık. Erken kalkan yol alıştı. Aynen. Sabah 6'da tabii kalkınca motor sesleriyle uyandık. Süper oldu. Yani sabah teknede uyanmak şahaneydi benim için. Çok keyifli gidecek. Yani baştan başlar keyfi. Keyfi güzel başladı. Ben eminim sonrası da güzel gidecektir. Sen ekip için ne düşünüyorsun? Ekip her zamanki gibi müthiş. Ben yani burada sorulur mu? Olsun. Kendime pay çıkarmaya çalışıyorum. Ekip olmaz. Dur kaldım öyle.